Selam beyler. Bugün sizlerle birlikte Özbekistan ile Timur İmparatorluğu kurma serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ve siz bu harika videoyu izlerken bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Like sayesinde daha fazla kullanıcının videolarımıza ulaşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada Kafkasya'da bulunan topraklarımızda hala asimilasyon olmayan topraklarımız var. Onları yaktım ve şimdilik de turlarımızı atlıyoruz arkadaşlar. Bugün İki tane çılgın savaş gerçekleştireceğim. Yani dört tane, ancak ikisi çılgın, ikisi ise minimum savaşlar olacak. Bu minimum savaşlarından birisi de Ermenistan Savaşı. Minimum dedik ki günlüğü de 136 askerimiz kaldı arkadaşlar. Neyse. Zaten galibiyette çıktıktan sonra pek bir sorun yok. Yine asker basabiliriz. Ve şu anda Gürcistan'da savaşı ilan ediyoruz. Bundan sonra arkadaşlar büyük savaşlara yöneleceğiz. Bugün çılgın fikirlerim var sizlerle. Tabii ilk önce Gürcistan'ın tüm topraklarını alalım. Ve arkadaşlar video dışındayken hazırlıklarını yaparken daha doğrusu Türkiye ile ilişki geliştirmeye çalıştım. Ancak Türkiye hep bana hakaret etti ve bu hakaretler yüzünden saldırmazlık paktı imzalayamayacak kadar kötü ilişkilerimiz oldu. Yani ben de pek fazla böyle ilişki geliştirmede soğuk bakacaklarını zannetmiyordum zaten. Ve öyle de oldu. Ve evet arkadaşlar şu anda ordularımı topladım. Burada videoyu durdurmuştum arkadaşlar ve 20 bin kişilik bir ordu kurdum. Şu anda param eksikte olsa da Kazakistan Savaşı ile birlikte artık 20 bin kadar askeri bile kaldırabileceğimiz bir gücümüz olacak. Ve bu sayede diğer devletleri de kafa tutabileceğiz arkadaşlar. Bu arada Kazakistan Savaşımızı ilan edelim ve Kazak topraklarına Özbek seslerini yayalım arkadaşlar. Harezm ve Balkaş Gölü civarlarında mükemmel galibiyetler aldık. Harezm'i de işgal etmeye başlıyoruz. Aral Gölü'ydü herhalde orası. Orayı da fethetmeye başlıyoruz yavaştan. Yani tamamen kontrol ettik. Ve bu arada Kazakistan ilk direncini oluşturdu orada. Büyük ordumuzu mağlup etti. Barış Akma diyeceğim de şimdi Timur için daha fazla toprak gerekiyor. O yüzden de kredi alacağım arkadaşlar. Yine bir hafta sonra ödenecektir. Ve askerlerimizi de geriye çektiğimize göre artık başımızı yaslayıp turları atlayalım diyeceğim de arkadaşlar. Tek başımı sallayacak durumda değilim. Çünkü bütün askerlerimizi parçaladı Kazakistan. Barışabilir miyiz abicim? Lütfen. Bak şu toprağı alayım hatta. Ya kardeşim beni bir salsan ya. Oho. Bu sefer de biz toparladık arkadaşlar. Tamam. Barış marış yok. Hemencik dalın lan. Dalın. Kazak topraklarına adamlar 6 bin kadar askerlerle geliyorlar arkadaşlar ya. Nasıl durduracağım? Yani tabii ordularını terk edeceklerdi arkadaşlar. Çünkü çok fazla toprakları kalmadı. Hemencik saldırıya da devam ediyorlar da biz de engellemeyi başarıyoruz her zaman. Yani çok başardığımızı söylenemez ancak. Yine de bir direniş sergiliyoruz arkadaşlar. Hemencik askerlerimizi de buradan yollayalım. Orada da saldırılarında devam ediyor. Aha Taşkent civarına gelmişler oğlum. Yayılı da bu kadar da yayılmaz ama ya. Neyse arkadaşlar. Panik yok. Devam ki. Sorun yok ki. Ve evet arkadaşlar. Kazakistan'ın artık direnci kırıldı. Hiçbir şey yapamaz artık. Evet, Nogay topraklarında da girdik. Böyle bir direniş daha sergiledi. Ancak hiç fark etmez ve Nogay topraklarını da alarak Kazakistan'ı fethetmeyi başardık arkadaşlar. Ve Timur için gereken topraklardan fazla dış toprakları da arabiliyoruz arkadaşlar. Daha fazla toprak aldık. Ve Timur için gereken fazlaca toprakla ele geçirdik arkadaşlar. Saldırmazlık baktığımızı da taze edelim. Ve bu sayede her yerimizi güvenceye almış oluruz arkadaşlar sınırlarımızı. Askerlerimizi topluyorum arkadaşlar. Şu anda topluyorum ve toplandı arkadaşlar. Orada video uygulayarak bir şekil hareket yapmak istedim. Ve Timur için ikinci hedefimiz arkadaşlar İran olacak. İran içinde ancak ilk asimilasyon işlemlerini başlatacağım ve teknolojik yatırımlar yaptım arkadaşlar. Ve evet. Artık arkadaşlar İran'a dalabiliriz. Artık 15 binlik bir gelirimiz var arkadaşlar. Türkiye'den bile güçlü bir konumdayız. Ukrayna'yla da ilişkilerimizi geliştirelim zaten. İlişkilerimiz mükemmel. Rusya'yla da saldırmaz paktı imzalayalım. Ve bu arada Türkiye ile İran savaşa girdi. Biz de boş durmayacağız tabii ki de. Hemencecik askerlerimizi toparlayacağız arkadaşlar. Asker basacağız. Ve hepsini Aşgabat'a göndereceğiz. Arkadaşlarım Bakü'deki askerlerimizi, Gümrük'teki askerlerimizi de gönderelim. Ancak şundan kuşku duyuyorum arkadaşlar. Bu ordu yetebilir mi? Yetmezse yine basarız arkadaşlar. Zaten daha gelirimiz hayvan gibi.
Evet, Kafkasya'ya yetmedi arkadaşlar. O yüzden de askerlerimizi basalım. Türkiye kardeşimiz Güney Azerbaycan'ı fethetmiş. Biz de Kapan, Nahçıvan gibi bölgelerde askerlerimizi dizdik. Şimdilik İran savaşı ilan etmek için Türkiye'yi bekliyoruz da Türkiye Yunanistan'la da savaşa girmiş. Hızlı başlamış oyuna gerçekten de. Az saattir kaç bölümdür? İki bölümdür daha doğrusu kaç bölümdür değil de. İki bölümdür hiç ses çıkarmıyordu ve bugün sesini çıkarmaya başladı arkadaşlar. Evet, biz de savaşımızı ilan ettik ve İran şimdi hiçbir şey yapamadı gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk turda. Tabi oradaki 149 askeri indirmeyi saymazsak. Ve Fars, Sistan diyarlarını da ele geçiyoruz arkadaşlar. Belucistan'da ve aynı şekilde Güney Azerbaycan'ı da fethediyoruz. Fars bölgesine de gireceğiz. Evet, saldırılarımız başarılı oldu ve oradaki girişimi de engelledik. Ve kafamız rahat arkadaşlar. Kafamız rahat. İlerlemeye devam edelim. Herhalde İran savaşı Kazakistan'dan bile kolay olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü daha fazla ordu bastık, yatırımlar yaptık, asimilasyonları yapıp gelirimiz aşağı çıktı. Uzaya çıktık gerçekten de. Ve şu anda İran'ın içinden geçiyoruz. Ve topraklarını ele geçirmeye devam ediyoruz. Türkiye'deki topraklarını da alsınlar ve şimdilik barış antlaşması zamanı arkadaşlar. Güney Azerbaycan'la şu Taberistan bölgesini alacağım olabilir. Buradaki Kafkasya sınırlarını birleştireceğim. Şuralarda iç bölgeleri de alalım. Ve bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.